Merhabalar arkadaşlar, Test Atölyesi YouTube kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bir reading videosuyla karşınızdayım. Haydi gelin bakalım ne konudaymış bu reading. Evet, ilk önce başlığımızı bir okuyalım. Ondan sonra part 1 şeklinde ayırdığım ilk paragrafa bakalım. Ondan sonra çevirisine başlayacağız. Evet, başlık ne diyor? History turns full circle as G7 alarm bells ring over energy once again. İlk önce bir buna bakalım isterseniz. Diyor ki, tarih. Peki tarih ne yapar? Turns full circle ne demek? Şimdi turn dönmek. Full tam. Circle da nedir? Şu, değil mi? O zaman bakın tam bir yuvarlak çizdiğimizde, tam bir yuvarlak dönüş yaptığımızda neredeyiz? Aynı noktaya geliyoruz, değil mi? O zaman tarih aynı noktaya gelir demiş olduk. Bu arada turn full circle yerine come full circle şeklinde de bu yapıyı görebilirsiniz. Burada bir as'imiz var. Şurada. Şöyle as. As ne yapıyordu? 4 tane iki cümle birleştiren as'imiz vardı. Bir bakalım mı? 1. Neden sonuç ilişkisi verebilir? Bir cause anlamı verebilir. 2. While anlamı verebilir. Yani şu 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 olurken. Üçüncü as ne yapıyordu? Gibi anlamı katıyordu. Mesela as I said before, daha önce söylediğim gibi deyip bir cümle söyleyebilirsiniz. Bir de yaptıkça, ettikçe anlamı katıyordu. Benim klasik örneğim belki hatırlarsınız. As people get older. İnsanlar yaşlandıkça şöyle olur, böyle olur gibi. Peki burada şimdi as'in hangi as olduğuna karar vermiyoruz. Hiç de acele de etmiyoruz. İkinci cümleye bakacağız. Zaten siz bilinçli bir şekilde as budur demeden iki cümleyi ayrı ayrı koyduğunuzda anlam aslında birleşecek. Bakalım ne diyor? Demiş ki G7 alarm çanları ring çalıyor. Over energy yani enerji üzerine. Yani enerji üzerine olan böyle çanlar çalıyor. Once again. Bir kez daha. Once bir kez anlamında burada. Again de tekrar. Hani bir kez tekrar derken bir kez daha çalıyor. Peki G7 için belki biliyorsunuzdur G7 zirveleri oluyor ya. Böyle hani belli ülkeler katılıyor. İşte bunların içinde ne var? Amerika var, Fransa var, Almanya var. İşte bu G7 zirvesiyle ilgili bir metin okuyacağız. Şimdi gelin part 1'e bir bakalım. It is Germany's turn to host the annual summit of G7 leaders this year. And while the war in Ukraine will be top of the agenda at the gathering in Bavaria, the economic damage caused by Russia's invasion will come a close second. Cümlemiz, daha doğrusu paragrafımız bunu söylüyor. Dikkat ederseniz 3 artı satır var, 3,5 satıra yakın bir cümlemiz var. Şimdi burada önemli olan düz çeviri. Çünkü bu kadar uzun bir şeyi güzel Türkçe sıralamasına göre dizmeye çalışırsak bir vakit kaybederiz. İki, sıralama değişince belki hata yaparız ve bazı şeyleri yanlış anlayabiliriz. O yüzden düz okumak bizim için çok önemli. Diyor ki, it is Germany's turn. Burada is sizin fiiliniz. Yani bu da gösteriyor ki turn sizin fiiliniz değil. Bu bir. İkincisi, Germany's dediğine göre Almanya'nın demeye çalışıyor, değil mi? Oradaki S bize sahiplik bildiriyor, iyilik bildiriyor. O zaman isimle devam etmesi lazım. Bu yüzden biz turn'e sıra diyebiliriz burada isim olarak. Şimdi Almanya'nın sırasıdır. Yani sıra Almanya'ya gelmiş demek. Ne için? Şunu şunu yapmak için diyor. Buradaki fiilimiz de host. Ben şöyle yan tarafa yazacağım. Yerim yetsin diye. Host kelimesi uçaklarda host ve hosteslerden aklınıza gelsin. Onlar ne yapıyor? Ev sahipliği yapıyor, değil mi biz yolculara? O zaman ev sahipliği yapmak demek bu. Şöyle geldik. Evet. O zaman Almanya'nın sırasıdır. Ne için? Ev sahipliği yapmak için. Neye ev sahipliği yapacak? Burada annual kelimesi yıllık demek. Sıfat olarak yıllık. Yıllık neye? Summit'e. Summit kelimesi de zirve demek. Buradaki anlamı bir dağın zirvesi değil de böyle toplantı anlamındaki zirve. Ne zirvesi? G7 liderlerinin yıllık zirvesine bu yıl ev sahipliği yapmak Almanya'nın sırasıymış. Yani bunun için Almanya'nın sırası gelmiş ve dedik. Şimdi ve dedikten sonra while geldi ve biz yeni bir aslında cümleye başladık. Ama and'le bağlanmış, nokta konmamış. Ve biz while'dan ne bekliyoruz? İki tane cümleyi birleştirmesini bekliyoruz. Burada Türkçe olarak şu ifadeyi kullanacağım. Şöyle bunu ekliyoruz aslında. While aynı anda olan işler ya da zıtlıkları bildirir bize. Ama ikisini de şöyleyken şöyle diye çevirebiliyoruz. O yüzden bunu görünce böyle acaba hangisi diye hiç sıkıntıya girmeyin. İki cümleyi gördüğünüzde zaten anlamca oturacak bir şeyler. Peki şu şöyle şurada kalmasın. Devam edelim şimdi. While'ın yanındaki cümleyi subject verb object ilerletmeye çalışıyorum. Öznemiz bakın Ukrayna'daki savaş.
Ne olacakmış bu savaş? Will be, olacaktır diyor. Top, yani tepesi. O zaman buradaki hani normal ajanda şeklinde değil, buradaki gündem anlamındaki kelimemiz. Şöyle, gündem diyelim buna. Gündemin tepesi olacak. Tepesinde de diyebilirsiniz ama gündemin hani tepesi ilk hani sırasında bu olacak. Nerede? At the gathering diyor. Gather kelimesi belki fiilini daha çok biliyorsunuz. Toplanmak anlamında. O zaman ing ile isim yaptı. Diyor ki Bavarya'daki toplanmada ya da toplantıda gündemin tepesinde Ukrayna'daki savaş olacak. Ve biz birinci cümleyi bitirdik. Ama buranın yazarı bizim while'dan sonra şu beklediğimiz virgülü koymamış. Neden koymamış? Koymayabiliyorlar. Diyorlar ki madem aldın eline yerisen bunu İngilizce biliyorum diye okuyorsun. Bir cümlenin bittiğini sen anla. İkinci cümlenin geliyor olduğunda sen anla diyor. Biz de tabii ki devam ettik böyle cümleye baktık. Sonuna kadar geldik anlamca. Aslında şurada şöyle virgülü buraya koyayım. Anlaşılır olsun. Burada bir virgül var. Şimdi geliyor ikinci cümle. Ve demişiz ki ekonomik hasar. Şimdi ekonomik hasar böyle bir bütün şeklinde ele alınabilir değil mi? Bir özne olabilir. Ve ben aslında cümlenin tersini bekliyorum. Öyle bir beklenti içindeyim. Ama gelmedi. Gelmediğini nereden anladım? Çünkü buradaki sadece fiile bakarsanız ekonomik hasar neden oldu dersiniz ama by diye devam ediyor. Şimdi caused by'ı görünce artık böyle çok okuma yaptıysak otomatik olarak bir pasif beklentisi oluyor. Bir şey tarafından neden olunan hasar demek istiyor. Ama tense formülü olarak biz pasif bir tense formülü görmüyoruz. O zaman pasif anlam beklentim var ama pasif tense formülü yok. O zaman ne olacak? Burada bir participle yani relative clause kısaltması var demektir. Burada da şunu hatırlatmak istiyorum. Şöyle alt satıra gelelim. Who, which ya da that'ten sonra sizin fiiliniz geliyorsa yani araya özne girmediyse zarf gelebilir etkisiz eleman. Yine biz ne yapıyoruz? Zarf olsa da olmasa da fiil geldiği için kısaltma yapabileceğimizi görüyoruz. Ve aktif bir yapınız varsa fiili ing'li, eğer pasif bir yapı varsa onu da verb 3 olarak yapabilirsiniz. En genel haliyle kural bu. Burada da verb 3'ü görmüş olduk ve şunu anlamış olduk. Burası uzamış. Şu fiili görene kadar burası sizin özneniz. O zaman ekonomik hasar, hangi hasar? Kaynaklanan, neden olunan, ne tarafından? Rusya'nın işgali tarafından. Invasion bunun isim hali. Invade şeklinde fiilini de yazalım. Şöyle işgal etmek. Yani ne gibi? Occupy gibi. Onu da söyleyelim. Peki Rusya'nın işgalinden kaynaklanan ekonomik hasar ne olacak? Will come a close second. Şimdi ben diyelim ki bir sınavdayım ya da bir makale okuyorum. Yani elime bir dergi, bir gazete aldım. Sözlere de çok bakmak istemiyorum. Ne olabilir acaba diye bakıyorum. Ukrayna'daki savaş eğer gündemin tepesinde olacaksa hani tepesinde bu varken Rusya'nın neden olduğu ekonomik hasar da o zaman bundan sonra gelecek gibi olabilir değil mi? Çünkü diyor ki will come a close second. Şimdi bu kelimeyi run a close second şeklinde de görebilirsiniz. Böyle hani az farkla ikinci olmak, işte bir şeyin hemen ardından gelmek anlamları var. Come şeklinde de oluyor. Ve come a close second dediğinde biz neyi anlıyoruz? İkinci de bu olacak. Gündemdeki ikinci madde de bu olacak. Hemen ardından bu gelecek anlamı katıyor. Come a close second. Biz burada ne diyebiliriz mesela buna? İkinci gelmek. İkinci gelmek diyelim. Aynen. Bu da ikinci olarak gelecek gündem maddesi olarak. Böylece bilmediğiniz bir yapı geldiğinde metnin içindeki bağlamı kullanarak biz ne yapabiliriz? Yolumuza devam edebiliriz. Böylece birinci paragrafı bitirmiş olduk. Hadi gelin ikinci paragrafa geçelim. Evet, şimdi ikinci paragrafa bir bakalım. Nobody saw what was coming when the G7 last met in Cornwall a year ago. Back then, the talk was of global post-pandemic recovery. Now the fear is of imminent recession as central banks turn hawkish and Vladimir Putin plays the energy card. Ne dedi acaba? Hadi gelin düz yine okuyalım. Diyor ki hiç kimse görmedi. Şimdi subject'i gördüm, verb'ü gördüm ve what geldi birden. O zaman bu ne olabilir? Bir fiilden sonra geldi. Nesne görevinde geldi. Bu bir non clause arkadaşlar. Yani subject verb geldi. Şurası şöyle. What'la birlikte non clause'umuz başladı. Non clause'larla ilgili hemen bir bilgi girelim araya.
ne şekilde yapılabiliyor? That ile yapılabilir. Böyle the fact that, the believe that gibi hani that'in uzantısı olacak şekilde yapılabilir. Bunları bir diyelim şöyle. İkincisi whether olabilir. Bir şeyin olup olmaması anlamı katar. Üçüncüsü soru kelimeleri olabilir. Ve aslında bütün bunlardan sonra bu that, whether, işte the fact that ya da soru kelimesinden sonra düz bir cümle görüyoruz. Soru şeklinde de dizilmemesi lazım. Subject, verb gerekirse object şeklinde. Bu kuralı bozabilen iki tane kelimeniz var. What ve who. Eğer bunlar varsa ve bir cümle gelecekse normal dizilişte geliyor. Yine soru şeklinde değil. Ama what ve who direkt fiille de devam edebilir. Ortada özne olmadığı için böyle devam ediyordur. Yani bu sizi bir böyle şeye sürüklemesin. Acaba burada ne var diye bir soruya sürüklemesin. Ve düz okuyoruz. What'ı da ne ya da şey diye de çevirebilirsiniz. Hiç kimse görmedi. Ne geliyordu? Neyin gelmekte olduğunu hiç kimse görmedi. Ne zaman hiç kimse görmedi? Ne zaman ki diyor, G7 diyor, en son diyor, toplandı, yani buluştu, Cornwall'da diyor, bir sene önce. O zaman bir sene önce bunlar son defa buluştuklarında neyin gelmekte olduğunu görmediler. Bakın burada da when ile birlikte ne yaptık? Şöyle şöyle olduğunda diye çevirdik burayı da. Peki, diyor ki back then, geride, o zaman diyor. Then kelimesini de şöyle bir yazmak istiyorum. Çünkü iki türlü görürüz biz bunu. Ya daha sonra anlamında later gibi ya da direkt o zaman şeklinde çevirin. Back then geride diyor, o zaman diyor. The talk, konuşma yani orada gündem bile diyebilirsiniz. Neydi? Küresel, pandemi sonrası iyileşmeydi diyor. Şimdi buradaki yapı makalelerde sık sık karşılaşıyoruz. Çok fazla böyle hani takılmayın. Aslında panik yapmayan bir kişiysek tamam gündem şuydu, konuşma buydu diyebiliriz. Ama ya bu be of nedir? Hani was diye de çekilmiş derseniz şöyle göstereyim. Bu yapı sahiplik gösterebiliyor. Mesela şöyle düşünün. Mesela bu eserlerde falan da çok güzel gider. I am of the opinion that deyip mesela bir cümle söylediğinizde aslında bakın şurayı nesne olarak alalım. Ben şu fikirdenim demiş oluruz. Dümdüz çevirdiğimde böyle. Ama aslında bir çevirisi de ne gibi düşünebilirsiniz? Ben sahibim bu fikre diyebilirsiniz. Bu şimdi birincisi. Onun dışında mesela şöyle bir cümle görebilirsiniz. Dersiniz ki bir konudan bahsediyorsunuz. This issue is of great importance. Burada da bu konu büyük öneme sahiptir şeklinde çevirebilirsiniz. Ya da bu konu büyük önemdedir diye de çevirebilirsiniz. Bu iki çeviri size aslında bütün be of'ların kapısını açar. Ve bakın sahip olmak değil de şöyledir, böyledir diye çevirdiğinizde geride diyor, o zaman diyor. Yani geçen sene, bir sene önce konuşma, gündem, küresel pandemi sonrası iyileşme idi. Buydu. Aynı buradaki gibi bu konu önemlidir demiş gibi oldunuz. Sonra diyor ki now, şimdi. Yani geride öyleydi. Şimdi diyor the fear, bakın yine var. Buradaki be of yapısı burada da şimdiki zamanda is of diye gelmiş. Şimdi de o zaman the fear, korku şudur diyeceğiz. Imminent ne demek? Hemen yazalım. Imminent dediğiniz şey yakın zamanda olacak bir şeyden bahsediyorsunuz. Genelde çok böyle nasıl diyeyim hani negatif bir olayla daha çok kullanılıyor. Hani eli kulağında falan dediğimiz şekilde yakın eli kulağında diyelim şöyle. Recession'dır. Recession'da ekonomide de çok kullanılır. Recession duraklama ya da gerileme demek. Peki o zaman geçmişte yani geçmişte gündem şuydu. Şu anda diyor korku yakın zamanda olacak olan hani beklenen eli kulağında olan duraklama gerilemedir diyor. Yine bir ez geldi. Bakın bir ez var. O ezin ne olduğunu hiç merak etmiyoruz şimdi. Ezden sonra diyor ki central banks yani merkez bankaları diyor. Turn hawkish. Hawk ne demek? Şahin. İşte sıfat yapıyor. Şimdi diyor ki şahine dönüyor. Aslında get hawkish de olabilir. Şahine dönmek, şahin gibi olmak. Bu aslında gazetecilikte bir terim. Böyle siyasetçiler ya da hükümetler söz konusuyken yapmak istediklerini, başarmak istediklerini yapmakta güç kullanmaktan çekinmeyen kişileri tanımlarken gazeteciler bu lafı kullanıyor. Böyle şahin kesiliyorlar. Yani barışçıl yollar falan çok önemli değil. Yeter ki istediğim olsun diye güç kullanabilirler. O yüzden
diyebiliriz ki biz de. Merkez bankaları diyor böyle hop şahin kesiliyor, şahine dönüyor. Hani her şeyi yapabilirler ve Vladimir Putin de ne yapıyor? Enerji kartını oynuyor. Bu böyle yine makalelerde çok sık gördüğümüz, haberlerde de duyduğumuz bir laf. Enerji kartını oynuyor ne demek? O da işte bir şeylerin karşısında siz böyle mi diyorsunuz vay efendim? Tamam o zaman hani ben de enerji kozumu oynuyorum size karşı demiş oluyor. Böylece Part 2'yi de bitirmiş oluyoruz. Hadi gelin gidelim partice. İlk önce bir okuyalım bakalım ne diyorlar. The Kremlin has cut supplies of gas through the Nord Stream pipeline by 60% in the past 2 weeks. And alarm bells are ringing in Berlin as the downside of being so dependent on Russian energy becomes apparent. Olaf Scholz, Germany's new chancellor, is in the unfortunate position of having to clear up a mess caused by his predecessor, Angela Merkel, a politician whose reputation will certainly not improve with time. Ne anlattı acaba? Gelin bakalım. Kremlin. Şimdi bu da Rusya'ya gönderme yapıyor. Diyor ki Kremlin ne yaptı? Has cut. Kesti diyor. Neyi kesti? Supplies of gas. Supply kelimesi tedarik şeklinde kullanılabilir. Gaz tedariğini kesti. Yani oraya buraya giden gazı kesti. Bu arada neyle? Nord Stream Pipeline. Pipeline'a boru hattı diyebilirsiniz. Pipe'ı pipetten hatırlayabilirsiniz. Line'da çizgiyi hat gibi. O zaman boru hattı diyelim. O zaman Nord Stream, özel isim çevirmenize gerek yok. Nord Stream boru hattı aracılığıyla olan gaz tedariklerini kesti. Hatta %60 oranında kesti derken hani azalttı. Ne zaman? Son 2 haftada. Şuradaki in the past 2 weeks bizim YDS yok değil gibi sınavlarda da karşımıza çıkmıyor mu? Hatta onu şöyle alalım. Bir saniye. Aldım bunu. Evet. Buraya getirdim. Bunun yerine mesela in the past yerine şuraya last yazabilirdi. Buradaki in yerine mesela over yazabilirdi. Ve bu son 2 haftada demek bizi de present perfect'e götürüyor. Simple past'a götürmüyor. Ve bakın makale okurken gramer bilgimizi şöyle temize geçebiliriz. Aslında gramerin kurallardan aranıp da böyle iyice sindirilmesinde makaleler sağlıyor. Şimdi end demiş ve ikinci bir cümleye geçiyor. Burada. Diyor ki alarm çanları çalıyor, çalmakta. Nerede? Berlin'de. Sonra da as demiş. Ve biz bu as'in ne olduğunu bilmiyoruz değil mi şu anda? Bakalım ne diyor? The downside. Downside demek bir şeyin negatif tarafı. Ne diyebiliriz başka? Downside, drawback diyebiliriz değil mi? Disadvantage falan gibi de kullanılıyor. Burada ben şimdi onu zaten herkes biliyor. Downside, drawback diyorum. Dezavantaj, işte negatif taraf. Bir şeyin negatif tarafı. Negatif taraf mı diyeyim? Öyle diyeyim hadi düz. Dezavantaj diyelim. Peki o zaman diyor ki the downside of bir şeyin negatif tarafı. Şimdi preposition'dan sonra gelen fiiller hep ing'li gelir diye burada being görüyorsunuz. Dependent on şeklinde gidiyor. Biz bunu nereden biliyoruz? Depend on fiilinden biliyoruz değil mi? Bir şeye bağlı olmak şeklinde. O zaman bağlı ya da bağımlı olmak şeklinde diyelim. O zaman neyin kötü tarafı? Olmanın. So da burada çok anlamında. Çok bağımlı olmanın dezavantajı. Neye çok bağımlı olmanın? Rus enerjisine. Bakın burada özne bitmiş. Becomes'ı gördük. Şu kadar sizin özneniz oldu. O zaman Rus enerjisine bu kadar çok bağımlı olmanın negatif tarafı ne oluyor? Becomes apparent. Apparent ne demek? Apparent açık, net demek. O zaman become dediğinde de o hale gelir, şu hale gelir demek. Ha, ne oldu? Ezi birleştirdik şimdi. Alarm çanları çalıyor Berlin'de. Ne olurken? Şunun, şunun, şunun bu negatif tarafı belirgin hale gelirken. Become kelimesini bir şey haline gelmek şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi geldik. Bir özel isim var. Ben şunu şöyle yukarı alıp kendime yer açmak istiyorum. Evet. Olaf Scholz demiş. Kimdir bilmiyoruz. İki virgül arasında bize bunu anlatıyor. Burada özneniz sizin aslında burasıyken bu kişinin kim olduğunu söylüyor. Tanıtıcı bilgi deyin buna. Ben öyle diyorum. Ve bakın sizin aslında şuraya kadar özneniz uzamış durumda değil mi? İze kadar. Burada şuna şaşırabilirsiniz. Aa iki virgül arası hani relative clause falansa niye bir şey yok? Eğer böyle sadece who is, işte which is gibi bir şey kullanıyorlarsa bunu tamamen atabilirler. Neye güveniyor buradaki yazar? Diyor ki ben buraya who is koysam
Tamam. Almanya'nın yeni şansölyesi. Şansölye derken işte başbakan gibi düşünün. Tamam. Hükümetin başı. Almanya'nın yeni şansölyesi Dir. Yani Huis yazacağım diyor. Peki Huis'i hiç söylemesem ne olur ki? Ne anlar okur? Olaf denen kişi buymuş herhalde diye anlar. O yüzden buna güvenerek atıyorlar. Yani oradaki Huis'i görmenize gerek yok. Hatta şöyle düşünün. Quiz var. Participle yapıp being yazmak istiyorum. Diyorlar ki gerek yok, gerek yok. Böyle hani iki virgül arası sadece who is'li, which is'li bir şey yazıyorsunuz. Tanıtıcı bir bilgi ise bırakın geçin ya diyor. Okur anlar diyorlar. Şimdi biz de diyoruz ki Almanya'nın yeni şansölyesi olan Olaf Scholz is in the unfortunate position. Unfortunate ne demek? Talihsiz. Yazalım. Talihsiz. Talihsiz bir pozisyonda. Değil mi? In diyor. Talihsiz pozisyonun içinde. Ne pozisyonu? Nesi talihsizlik? Preposition geliyor şimdi. Of. Preposition'dan sonra gelen fiiller nasıl geliyordu? ING'li geliyor. Ve siz burada having görüyorsunuz ama yanında bir de to var. Şuna dikkat edin. Have to yanına da fiil alıyor. Bu nedir? Zorunluluk gösteren yapı, değil mi? Bu hem bir modeldir hem de bir fiili kullanmanın avantajını yaşar. Siz bu o'dan sonra must falan getiremezsiniz. O direkt model. Ama eğer having to derseniz preposition'dan sonra bir fiil geldi. O da ing'li oldu kuralına uyduk. O da to do diye devam ettiğinde zorunluluk bildirdi bize. O yüzden herkes şu anda kural açısından memnun oldu. Peki ne yapmak zorunda? Hani nasıl bir pozisyonda? Clear up a mess. Bir diyor böyle karışıklığı, hani sorunu, hani mess böyle konusunda hani pislik de diyebilirler ama hani öyle demeyelim biz, tamam mı? Hani sorunu, karışıklığı temizlemek zorunda olma pozisyonunda. Bu çok talihsiz bir pozisyonmuş. Ve yine ne geldi? Bir fiil geldi. Kaos fiili geldi. Bayla geldi. Ne demiştik? Eğer çok okuma yapıyorsak böyle kaos bayı görünce alışıyoruz biz. Bu passive participle'dır deme. Ve bakın kim tarafından neden olunan hani sorun, karmaşa bu. Onun diyor predecessor. Peki. Predecessor ya da predecessor şeklinde duyabilirsiniz. O da nedir? Selef. Yani kendisinden önce gelen kişi. Demek ki bundan önceki şansölye. O da kim? Angela Merkel. Peki. Burada şimdi ne yaptı? His predecessor'ı hani bilmiyorsak diye iki virgül arası kim olduğunu söyledi. Sonra o kişiyi de açıkladı. Yani o kişiyle ilgili de bir şey söyledi. Ve aslında burada hep böyle biraz önce Olaf Scholz'dan sonra söylenen gibi işte who is, who was, which is, which was gibi tense'i de önemli değil bu noktada. Çünkü sadece tanımlayıcı bir bilgi girişi ya bu. Hiçbir şey söylemeden direkt verebiliyor. Siz okuyup dümdüz devam edince bütün bu bilgileri toplayarak gidiyorsunuz zaten. Şimdi Angela için ne demiş? Bir politikacı. Tamam. Ki whose, onun diyor ünü, reputation'ı, reputation'ı da ün diye yazalım. Şöyle. Onun ünü diyor kesinlikle improve etmeyecek, gelişmeyecek diyor zamanla. Demek ki işte burada değil mi? Merkel'ı nasıl alıyorlar? Aman diyor öyle bir politikacı ki ünü diyor hani çok fena bir ünü var demek ki zamanla da gelişmeyecek. Zaten onun yarattığı da bir sorun var. Bu sorunu temizlemek durumunda kaldı. Çok talihsiz bir pozisyonda şu anda bizim Olaf diyorlar. Ve böylece biz part 3'ü bitiriyoruz. Hadi gelin part 4'e. Önce bir okuyalım. Last week the German government triggered the second stage of an emergency gas plan. There is no rationing as yet, but such a step is possible, as is the reopening of coal-fired power stations. One of Germany's goals for the G7 is strong alliances for a sustainable planet, which sits oddly with German energy companies being told to get ready to burn more coal this winter. Demişler ne demişler bir bakalım. Geçen hafta deyince ne bekliyorum? Mesela ben gramer falan da çalışmış bir YDS, yok değil YDT, proficiency öğrencisiysem diyorum ki buradan sonra simple past gelecek ya. Ben öyle bekliyorum ve bakın geldi. Böylece gramer bilgimizi oturtuyoruz, sağlamlaştırıyoruz. Geçen hafta ne olmuş? Alman hükümeti, government hükümet çok rastlıyoruz. Trigger, tetiklemek, neden olmak şeklinde de çevirebiliriz. Alman hükümeti tetikledi. Neyi? The second stage, ikinci aşamasını tetikledi. Neyin? Acil durum, bir adet acil durum gaz planının ikinci aşamasını tetikledi. Yani hadi dedi başlattı diyebilirsiniz hatta buraya, değil mi? Ne olabilir? Tetiklemek yerine hani başlattı falan launch da çok güzel olur. Sonra ki there's no rationing as yet. Şimdi bu kelime, ration kelimesini ben biraz söylemek istiyorum size.
Ration fiil olarak baktığınızda ne derler, ne derler? Böyle bir şeyden çok fazla yoktur da izinle verilir. Hatta bir laf var, karneye bağlamak derler. Tamam işte. Hani izinle bir şeylerin kim ne kadar alacak? Yani bir paylaştırma diyebiliriz buna. Şöyle daha akılda kalıcı bir şey olsun diye. Ve as yet geldi. As yet de henüz anlamı katıyor. Yani şimdiye kadar olmadı demeye çalışıyor. Olumsuz cümlelerle özellikle kullanılır. Bakın as yet diye şuraya belirteyim. O zaman burası ne oldu? Henüz diyor bir paylaştırma olmadı. Hani kim ne alacak falan diye paylaştırma yapılmamış. Yet de burada tabii ki. Şöyle işaret edeyim. Ama diyor, such a step. Bu saçı çok seviyorum. Çünkü bizim yazılarımızda da çok önemli. Bir şeyleri sürekli uzun uzun tekrar etmek yerine çok rahat oluyor. Saç böylesi demek. Such a step. Böylesi bir adım. Saç böylesi diyelim. Böylesi bir adım diyor mümkündür. Yani bir paylaştırma henüz olmadı ama böylesi bir adım mümkündür. As is. Şimdi burada dikkat. As is tuhaf kaçabilir. Devamına bakalım, anlamlandıracağız. Diyor ki reopening. Re ne anlam katıyor? Tekrar anlamı katıyor. Mesela bir video izlediniz. Ondan sonra video bitti. Size diyor ki replay. Tekrar oynatayım mı? Burada reopening. Tekrar açılması. Neyin tekrar açılması? Coal fired. Coal kömür. Fired dediğinde hani kömürle çalışan güç istasyonları. Güç istasyonu dediğinde de elektrik santrallerini düşünün. O zaman kömürle çalışan elektrik santrallerinin tekrar açılması. Şimdi bunu bağlayalım. Diyor ki henüz bir paylaştırma olmadı ama böylesi bir adım mümkündür. Böyle böyle elektrik santrallerinin tekrar açılması da mümkün olduğu gibi bu da mümkündür demeye çalışıyor. Burada bağlarken as'in hangi anlamda buraya oturabileceğini düşünün. Bir de böylesi bir adım mümkün dedi. Sonra dedi ki istasyon diyorum, santrallerin tekrar açılması. Tamam. Onun gibi bu da mümkün. Çünkü siz buraya as'in diğer anlamlarını yerleştirmeye çalıştığınızda bir anlam vermeyecek. Yani gibi anlamlı geliyor ama mesela because anlamlı gelmiyor, bir neden sonuç ilişkisi yok, yaptıkça ettikçe yok. O yüzden burayı gibi, bunun böyle olduğu gibi bu da mümkündür şeklinde çeviri, burayı anlamlı kılan çeviri. Sonra ki one of. Şimdi bu benim essay değerlendirmelerinde çok önem verdiğim bir şey. Basit ama önemli bence okur açısından, sizi değerlendiren kişi açısından. One of diye bir şey yazıyorsanız gelen yapıdaki isim çoğul olacak. Bakalım one of Germany's goals for the G7. Bu sizin özneniz. Bakın. Ve de goals. Yani Almanya'nın amaçlarından biri. Hani G7 için olan amaçlarından biri. Amaçlar dedi. Ve bir şeye daha dikkat edin. One of diye bir şey başlıyorsa, bir özne varsa şöyle göstereceğim. O zaman fiiliniz de tekildir. Neden? Çünkü amaçlar değil sizin de özneniz. Amaçlardan bir tanesi. Goal için de ne diyebiliriz? Aim diyebiliriz. Purpose diyebiliriz, değil mi? Bunlar da amaç şeklinde kullanılabilir. Peki neymiş amaçlardan biri? Strong alliances. Yani güçlü diyor ittifaklar. Alliance, ittifak. Müttefiklik falan da diyebilirsiniz. Diyor ki güçlü ittifaklar ne için? Sustainable planet. Bu çok güzel. Bu arada yani bayağı bir etrafta gördüğümüz bir kelime. Sürdürülebilir. Doğru mu söyledim Türkçesini? Sürdürülebilir. Tamam. O zaman sürdürülebilir bir gezegen için güçlü ortaklıklar, ittifaklar. İşte amaçlardan bir tanesi de buymuş. Ki bu da diyor set oddly. Buna ne diyoruz? Benim bildiğim set oturmak. Oddly. Odd kelimesinin de hani sıfattan zarf olmuş. Nasıl bir sıfat olabilir bu? Biliyor musunuz? Odd tuhaf demek. Yani böyle weird gibi. Peki o zaman diyor ki bu da diyor yani bu anlattığı şey oturuyor tuhaf bir şeyle birlikte. Tuhaf oturuyor demek mesela bir parça bir yere hani oturur ya da işte söylenen bir şey yaptığınız diğer şeylerle uyumludur yerine oturur. Tuhaf oturuyor demesi uymuyor anlamı katacak. Neyle uymuyor yani neyle uyumsuzluk içinde? Diyor ki Almanya'nın enerji şirketleri var. Ve bunlara being told, bakın yine bir participle var. Bunlara ne söyleniyor? To get ready. Get yazıp bir sıfat yazdığınızda şöyle o hale gelmek. Get ready. Hazır hale gelmek. Yani güzel Türkçesi ne olur?
hazırlanmak. Şimdi o zaman bu söylenen şey, yani amaçlardan bir tanesi diyor ki sürdürülebilir bir gezegen için işte ittifaklar hani önemlidir diyorlar. Ama bu neye tuhaf kaçıyor? Neyle uymuyor? Tuhaflık yaratıyor. Almanya'nın enerji şirketlerine bir şeyin anlatılması, söylenmesiyle uyumsuzluk yaratıyor. O da hazırlanmaları söyleniyormuş. Neye hazırlansınlar? Ne için hazırlansınlar? Bakın Ejector'dan sonra da to-do geldi. To burn more coal. Daha fazla kömür yakmak için bu kış hazırlansınlar diye anlatılıyor onlara. İşte bu durumla diyor tuhaf kaçıyor. Şimdi dikkat edin, bir şey okurken bilmediğiniz ya da burayı anlamlandıramadığınız bir şey geldi. Burada böyle takılıp kalmayın. Bir düşünün, tamam, bir ikinci bir düşünce hani olsun, yapılabilir bir şey var mı diye baktınız. Çıkmadı mı bir şey? Devam edin. Yani en azından şunu göreceksiniz. Burada böyle bir şey var. Bunlara da bu söyleniyor. O zaman diyeceksiniz ki yani bir tuhaflık var bu işte. Burada bir şey, burada bir şey. Demek ki hani tuhaflık oluşturuyor. Buradaki sets oddly with diye devam ettiği şey de bu duruma uymayan bir şeyi söylemiş oldu. Odd kelimesinin tuhaf anlamındaki sıfat şeklini şöyle yazalım. Tamam. Bu arada şaşırabilirsiniz. Başka yerde gördüyseniz odd aynı zamanda bu hani tek sayı, çift sayı durum var ya, orada da tekleri gösterir. Yani 1, 3, 5, 7 odd numbers. Onu söylemişken peki çift sayılar ne? Even numbers. O da yazayım mı? Çok dağıtmak istemiyorum konuyu ama şöyle yazayım. Odd ve even. Tek ve çift sayılar. 2, 4, 6, 8 yani. O zaman part 4'ü de bitirdik. Hadi gelin part 5'e gidelim. Sanırım son bölüm. Bir bakalım. Evet, part 5'e geldik. Hadi bir okuyalım. Ne söylemişler bakalım. As far as the G7 is concerned, the wheel has turned full circle. The first meeting of the group, which then included only six countries, was held in France in 1975 as the big Western economies struggled to find a response to the oil shock that had put an end to the long post-Second World War boom. Now all of them once again face the prospect of recession. Ne anlatmışlar? As far as'le başlayan bu yapı şöyle çevrilebilir. G7 söz konusu olunca, söz konusu olduğunda diye. Hop. Bir önceki geldi arkadaşlar. Pardon. Bunu söyle kopyalamamışım. Evet, şimdi oldu. G7 söz konusu olunca bu tarz bir yapıyı aynı zamanda şöyle çok güzel kullanabilirsiniz eserlerde. As far as mesela I am concerned. Bana göre demek. As far as'e yazın. Kişiyi koyun. Emizer'den uygulananı koyun. Concerned'e bakın. Bana kalırsa. İşte beni ilgilendirdiği kadarıyla. Kısaca bana göre demek. Ama burada G7'ye göre deseniz aslında yine anlam çıkar. Ama daha güzel bir anlatım burada. G7 söz konusu olunca, olay G7 olunca deyip bakıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz kelime kimisi tekerlek diye, kimisi direksiyon diye hatırlıyor. Burada tekerlek diyeceğiz. Aslında direksiyon bile deseniz olabilir. Benim aklıma ilk tekerlek geldi. Turn full circle. Ne oldu? Full circle işte. O tam bir daire yaptı, döndü ve başlangıç noktasına geldi. O zaman tekerlek döndü ve başlangıç noktasına geldi. Ya da direksiyonu döndürdünüz, hop başladı. Ama tekerlek daha güzel hani. Böyle aynı yere geldi anlamı daha güzel oluyor. Çünkü direksiyonu böyle yaptığınızda bambaşka bir yere gidebilirsiniz, değil mi? Tekerlekte kalalım biz. Şimdi nasıl yani? Aynı noktaya gelindi diyor. Ne olmuştu ki? Diyor ki the first meeting of the group. Grubun diyor ilk toplantısı ki demiş. Which then, bakın o zamanlar diyor içeriyordu sadece 6 ülkeyi. Yani o grup için diyor ki sadece 6 ülkeyi içeriyordu o zaman ki o grubun diyor ilk toplantısı was held. Burada hold kelimesi, bildiğiniz aslında bu tutmak kelimesi, bir toplantı olunca ne oluyor? Düzenlemek anlamı katıyor. Ve ne dedik? Düzenlendi. Fransa'da 1975'te ve yine bir ez geldi. Gelin şunu şöyle işaretleyelim. Diyorum ki ben ezi merak etmiyorum. Şu cümleye bir bakalım. Diyor ki büyük batılı ekonomiler struggle etti. Ne yaptılar? Bir mücadele verdiler. Mücadele ettiler. Struggle. Mücadele etmek. Ne için mücadele etmişler? To find a response. Bir tepki bulmak. Yani bir olay oluyor ki orada da nedir? Petrol şoku diyor. Buna bir tepki vermek için diyor, bir tepki bulmak için diyor. Bu batılı ekonomiler, büyük batılı ekonomiler bir mücadele vermişler. Response'a da diyelim mi? Yanıt, tepki. İkisi de güzel. Peki.
Burada da bir relative clause var. Peki bakalım. Ne yapan, hani relative clause'lar ne anlatıyor? That had put an end. Put an end, son vermek. Bakın zaten bir nokta koymak deriz ya biz. İşte o. Put an end to something. Bunu aşağı mı alayım? Bir şeye son vermek diyelim. Nokta koymak. Peki neye nokta koyan bir şeymiş bu? Long, uzun. Post Second World War, İkinci Dünya Savaşı sonrası boom. Boom kelimesi çizgi filmlerde falan olurdu ya, böyle patlama olur. Boom. Hah işte. Boom'a patlama diyebilirsiniz. Patlama derken bir şeyin artışı diyebilirsiniz. O zaman İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki böyle uzun bir, demek ki bir artış dönemi var. Ona bir son veren bir tepki bulmak için uğraşmışlar. Bu petrol şokuna daha doğrusu. Sonrasında diyor ki, now, şu anda diyor, all of them, onların hepsi, once again, bir kez daha diyor, faced, karşı karşıyalar. Ne olasılığıyla? The prospect, prospect olasılık. Şöyle. Ve recession neydi? Gerileme, duraklama, durgunluk. Hani tekrar bir böyle gerileme, duraklama olasılığıyla karşı karşıyalar. Faced için bir şey söyleyeceğim. Bu faced'in yanına with koymuyoruz. Eğer with olacaksa be faced with şeklinde bir şeyle karşı karşıya gelmek derken, ister yukarıdaki düz halini kullanın, yalın halini, isterseniz passive yaparak with'i kullanın. Şimdi o zaman ne oldu yani? Paragraf başındaki şey tekerlek döndü dolaştı, full circle'ı tamamladı, aynı noktaya geldi. O zamanlarda böyle uğraşmışlar değil mi? Savaş sonrasındaki bu uzun süren artış, o petrol şokuna falan bir son vermeye uğraşıyorlar. Şimdi de o zaman bir recession durumuyla yüz yüze kalıyorlar. Yani sıkıntılı bir dönemle tekrar karşı karşıyalar. Dedim ve part 5, bizim 5. paragrafımız bitti. O zaman videomuzun sonuna geldik. Evet, dediğim gibi bir reading videosunu daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizin için keyifli olmuştur ve bilgilendirici olmuştur. Güzel yapılara değindik, cümleler uzadı, biraz gramerden bahsettik, biraz kelime, biraz tahminler. Aklınıza takılan bir şey olursa biliyorsunuz info@testotes.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Yorumlarda diğer arkadaşlar da görüyor cevapları. Aslında çok daha iyi oluyor. Videomuzu eğer beğendiyseniz, faydalı bulduysanız lütfen beğen tuşuna basın. Çok memnun olurum. Onun dışında İngilizce öğrenen arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşırsanız yine mutlu olurum, biliyorsunuz. Eğer hemen haberdar olmak istiyorsanız yayınlanan videolardan abone olup bildirimlerinizi açarsanız bu iş tamamdır. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.